Şöyle bir iki arkadaşlar alalım. Biraz daha yanaşalım. Şöyle adı bir alalım. Evet. Şöyle bir çevirelim istersen. Tamam tamam oldu oldu. İyiyim böyle. Tamam oldu abi. Çok güzel. Hem yaklaşan 2014 yerel seçimler sürecinde hem de ülkenin içinde bulunduğu konjonktürle ilgili genel konularda Sayın Başkanım'la görüş alışverişinde bulunup istişarede bulunup bakan hocayla bir ziyarette bulunup hem mevcut durumda esnafın gerçeğin bizim malum olduğu dertlerini tekrar bir tartışalım hem de ülkenin durumuyla ilgili fikirlerimizi paylaşalım dedik ve bir ziyaret gerçekleştirdik. İlginize de çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım da söyleyecekleri var mı olacaktı? Öncelikle müsaadenizle hoş geldiniz diyoruz. Çok mutlu olduk bizleri ziyaret ettikleri için. Bizler de aynı fikirlerdeyiz. Her zaman siyasilerin görüşlerine saygılıyız. Normal çerçeve içinde hepsinde aynı mesafede dertlerimizi, sorunlarımızı beraber paylaşmaktan yanayız. İleriki zamanlarda yine aynı bu fikir alışverişlerinin devam etmesini temenni ediyoruz. Bizleri ziyaretten dolayı VYP İlçe Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Başkanım, ekonominin gidişatına göre lokantacıların durumu nedir? Valla lokantacıların durumu, bizim gibi küçük esnaf lokantacıların durumu maalesef işler açısı iyi değil. Ayakta durma mücadelesi veriyor esnaf arkadaşlarımız. Bu esnaf arkadaşlarımız büyük bir sorun. Vergi, kira, vergilerin çok olması, çok aşırı olması, bir de son zamanda zor durumda olan esnaf arkadaşlarımızın vergi borçlarından dolayı haciz olayıyla karşı karşıya kalıp ellerinin kollarının bağlı olması bizim esnafımızı daha çok derinden mağdur etmektedir. Bunlar artık yetkililere gerekli tedbir almasını temenni ediyoruz. İstiyoruz, rica ediyoruz. Kayıt dışı var. Kayıt dışı, mesleğimizde kayıt dışı esnafımız yok. Belediyemizin, İzmit Belediyemiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bunlarla mücadele etmesi, denetimlerin sıklaştırılması, biz olarak her zaman onlara bu desteği vereceğimize garanti ediyoruz. Yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Denetimlerin sıklaşması, hijyenik konumda, ruhsat konusunda, belge konusunda, kayıt dışı çok kaçak çalışan esnafımız bu da normal diğer kayıtlı arkadaşlarımızı, esnafımızı mağdur etmektedir. Seyyarlar aynı şekilde. Seyyarlar bir türlü önlenmiyor, ilgilenilmiyor. Önlerine geçilmiyor, şikayetlerde bulunuyoruz. Adeta yara bürüdü. Yani, diyor başkanım. İlgilenmediğinin farkındayız. Biz de meslektaşlarımızdan, mükelleflerimizden bu konuda çok şikayet oluyoruz. Bunların da gerekli yerlere iletilmesini rica ediyoruz. Peki başkanım, lokantacılara meslek içi eğitim veriyor musunuz? Bir orada olarak çıraklık eğitimi. Şu anda çıraklık Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çıraklık okulumuz o işlerde ilgileniyor. Ustalık vergisi onlar veriyor. Biz geçici ruhsat almalar için dükkan açmak için müracaat eden esnafımıza geçici iş yer açma vergisi veriyoruz. Bu belgede iş yer açtan sonra gene çıraklık okulumuza müracaat edip diplomasını alana kadar geçerli. Bu bakanlığımızın bize verdiği yetkiye dayanarak bunu veriyoruz. Herhangi bir gayet resmiyle sakıncası yoktur. Ama dükkanını açtıktan sonra diğer ustalık vergisini almak mecburiyetindeyiz. Başkanım, bu usta ilgili imtihan yapacağız ileride. Bu ustada da bir ileride kapsamlı önümüzdeki yaz aylarında bütün meslektaşlarımıza bir imtihan kursu açmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Müdürlüğü nezdinde. Biz de eğitim müdürümüzden beraber bu konuya vakıf olacağız. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuda nasıl bir destek istiyorsunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuda nasıl bir... Tabii ki yanımızda olduklarını her zaman biliyoruz. Bizlere destek olduklarını, biz onlara. Onlar da bizlere elinden gelen yardım yapacaklarını şey yapıyoruz. Özel bir isteğimiz, şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Şimdi başkanımın söylediği gibi sektörün en büyük sorunlarından bir tanesi kayıt dışı. Kayıt dışının getirisi de şey, biliyorsunuz sektör zaten insan sağlığıyla birebir alakalı. Sayın İlçe Başkanı da yemek sektöründe olduğu için, yani ben de sektörün içinde olduğum için buyduğumda çok daha iyi biliyorum. Tabii kayıt dışı hem üretim
hem istihdam bu sektörde hem kaliteyi hem insan sağlığını tehlikeye atıyor. Bunun ikinci bir boyutu da tabii ister istemez rekabeti de haksız hale getiriyor. Yani hiçbir şey, vergiyi, ham maddeyi, sağlıksız alıp vergisini ödemeyen bir esnafla bütün bunları yapan esnafın rekabet etmesi çok mümkün değil. Çünkü başkanımın söylediği en haklı konulardan bir tanesi de zaten neredeyse %50 devlete çalışıyoruz hepimiz. Yani kazancımızın, ki net kazancımız değil, bu %50'sini devlete aktarmak durumundayız. Bütün bunları yaparken bunu yapmayan esnafla fiyat konusunda dahi rekabet etme şansımız elbette yok. O yüzden de bütün bunları netleştirip devletin denetimlerini sıklaştıracak, yoksa o da yetkilerini mi çoğaltacak, bir istişareyle buna bir karar verip bu konuda bir takım taleplerle ve yaptırımlarla gitmemiz lazım. Yoksa esnaf ciddi çıkmazdı. Gerçekten yani, çıkmazdı. Yani. Teşekkür ederim. Yerel yönetim çorba çeşmeleri yapıyor. Biz lokantacılar odası olarak esnafımız adına kavurma teknelerinin, pilav teknelerinin yapılmasını da bekliyoruz. Arzu ediyoruz ki biz sabahları gidip oradan bedava alıp satabildiğimizi satalım, satamadığımızı geri götürelim. Hijyen, sağlık şartlarına uymayan bir ortam yaratıyor. Yerel yönetiminde burada işte ne kadar lokantacı esnafına destek olduğunu ortaya çıkmış oluyor. Biz kendilerine birçok projeyle gittik. Oda olarak, eğitim masası olarak hiçbir projemize şu ana kadar net bir cevap da dönmediler. Ve biz bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'nden değil, her siyasi görüşten esnafımız olduğunu biliyoruz. Burası zaten bir siyasi kuruluş değil. Burası bir esnaf odası. Aylık gelenlerden gelen bugünkü Cumhuriyet dönemine uyarlanmış, çağdaş döneme uyarlanmış esnafın temsilcisi olan tüm odalar, her siyasi partiden insanlar olabilir. Bizim için Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Refah Partisi, Saadet Partisi, İşçi Partisi, böyle problemimiz yok. Tüm siyasi partilerin bütün esnafa sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz biz. Tüm siyasi partilerin. Bu manada da yerel yönetimler yanlış yapıyorsa, ister fırıncılar odasını ilgilendirsin, ister lokantacılar odasını ilgilendirsin, biz tüm siyasi partilerin, hatta sivil toplum örgütlerinin, hatta sokaktaki vatandaşın, simit yemek zorunda olan vatandaşın dahi meselede bilinçlendirilerek hadiseye sahip çıkmasını arzu ediyoruz oda olarak. Teşekkür ederiz. Genel Sekreterimiz Mehmet Özkanlı Beyefendi hatırlattı. Hazır sizde burada bulmuşken Milliyetçi Hareket Partisi ilçe yöneticileri sayesinde basında bulmuşken o konuda da başkanın müsaadesiyle bir açıklama yapalım. Evet. Bu kermes konusu bizi çok rahatsız ediyor. Yani İzmit'in Göbende Fevziye Camii'mizin arkasında işte A Sevenleri Derneği, B Sevenleri Derneği veya işte hayır dernekleri ve sosyal derneklerin hepsi bizim derneğimiz. Bunun adı ister cami derneği olsun, ister fakir fukaraya yardım derneği olsun. Ama bizim orada esnaf kardeşimiz sabah 20 kilo, 10 kilo, 15 kilo dönerini sarıp da karşı tarafta hibe yoluyla alınmış etlerle gayri sıhhi ortamda İzmit'in herhangi bir yerinde, ama Doğu Kışlada ama Fevziye Parkı'nda yapılan dönerleri ve gıdayı, gıda ürünlerini burada ucuz ucuz 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya, 5 liraya satıp bu derneklere veya bu sosyal yapısı olan kurumlara yardım amacıyla yapıldığı zaman bizim esnafımız gerçekten mağdur oluyor. Biz defalarca bunu Tarım İl Müdürlüğümüze ve yerel yöneticilere ilettik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize de ilettik bu konuyu. Fakat bu çeşitli işte bugün yarın havalar ısınıyor. Göreceksinizdir illaki siz basın olarak. Yine şurada burnumuzun dibinde Perşembe Pazarı'nda haftada 5 gün kermes olacaktır. Tabii ki kermesler olsun. Bizim bildiğimiz kermesin mantığı ev hanımları hijyen şartlarda, lokantalarda endüstriyel, ticarete yönelik olmayan ürünleri yaparlar, paketlerlerler. Biz de evimize giderken ev hanımının yaptığı ufak bir yaş pastayı evimize alıp götürebiliriz seve seve. Amacından saptırılıp 150 kilo döneri sararsa ve akşam o satamadığı döneri nerede muhafaza ettiğini benim esnafıma gelip kafasına binerek Tarım İl Müdürlüğü ve diğer yetkililer bu döneri niye dolaptan çıkarttın, niye difrizden çıkarttın, yeniden neden nasıl işlem gösterdin deyip 1000 liralara, 1500 liralara varan cezai müeyyideleri ekonomik boyutta uygularken bunlara soru soran olmaması bizim içimizi acıtıyor esnaf olarak. Ve akşam 5'ten sonra İzmir sokaklarında buyurun basın mensuplarıyla, bu da bizim programımızın içinde, ayrıca onu da ilan edeyim. Bir akşam 7'den 8'den sonra bizim esnaf yönetici arkadaşlarla birlikte tüm Kocaeli'deki basın mensuplarını, görsel basını, yazılı basını yanımıza alarak önce bir akşam yemeğinde misafir edeceğiz. Sonra gece
muayyer yerlerde gezeceğiz. Çay içeceğiz, çorba içeceğiz, İzmit sokaklarında dolaşacağız. Özellikle Bekirdere bölgesindeki bu kayıt dışı satışların ne kadar korkunç boyuta vardığını hep beraber göreceğiz. Bu konuda da basına şimdiden söyleyelim, yardımlarınızı esnaf olarak talep ediyoruz. Sayın Başkanlarımın başka söyleyeceği yoksa bizim Eğitim Koordinasyon Müdürlüğü olarak odanın söyleyecekleri bu kadar. Başkanlarımıza nasıl devam etmek istiyorlarsa basınlar. Teşekkürler.